Sevgili seyirciler, Türk Tarımı'nın sultanı Alparslan Tarım Ankara Tarım Fuarı'nı da boş geçmedi. Yanımızda yönetim kurulu başkanı sevgili Mendu Erdiren Çelebi var. Mendu abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz abi. Sefalar getiriniz diyorum. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor Ankara Fuarı? Vallahi bu fuar tabii diğer fuarlara göre şimdi gerçekten sorun geçiyor tabiri caizse. Ama tabii ki talep var, gelen giden arkadaşlarımız, köylerin insanları var. Umuyorum inşallah bugün Harman günü fuarımız, cumartesi günü olması hasebiyle. Bugün olacak bakalım, doğru bakalım inşallah, dediğimiz o. Evet, bugün o. Bir yoğunluk bekliyorsunuz ki hafta sonunda olması gayet normal. Peki fuarlardan beklentiniz nedir? Yani fuarlarda satış amacı mı var yoksa sadece bir imaj mı? Fuarda öncelikle birincisi imaj. Artı ikincisi yeni yapmış olduğumuz ürünleri tanıtmak, göstermek insanlara. Nasıl ürün yapmış, yeni ürünü onu izah etmek, anlatmak, artısını eksisini göstermek. Bizim için iyi oluyor şimdi gerçi. Ben Türkiye'ye geldiğimde yaklaşık her yıl 15-16 fuarı geziyorum. Çeşitli farklı ilayetlerde. Tabi bunun bize mutlaka artısı oluyor. Belki fuar anında satış olmuyor fakat fuar sonrasında mutlaka alınan talep oluyor. Kat topu görürse adam arıyor, köylü, işte şu makineyi gördüm fuarda, beğendim, bedeli ne gibi. Zamanla bunun artısını görüyoruz sesimiz için gerçi. Evet. Bir de yine ürün yelpazenizde her yıl yeni ürünler de ekliyorsunuz, ürünlerinizi geliştiriyorsunuz. 2013 yılı veya 2014 yılı itibarıyla Alparslan Tarım'ın ürün yelpazesinde hangi ürünler var? Bakalım şu anda tabi bu sene biz halk dilinde havalı mizer diye geçen bir mizer makinesi var. Mısır ağaç çekirdeği üzerine eken bir makinemiz. Biz bunu Türkiye'de olan makinelerine farklı yönde versiyonunu yaptı, çıkardık. O ürünümüz bu sene yıl boyunca fuarlarda hep iddialı ürün olarak göre çarpan ürün oldu. Ve bayağı bir ürün satışımız şu aldı o üründe. Dikkat çeken ürün oldu. Onun daha beraberinde traktör ön kepçe dediğimiz arkamızdaki duran ürünümüz dikkat çeken bir ürün oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni yatırımımız olacak büyük ihtimalle. 2015 yılında gibi maksimum çiçek fabrika binamız sağımız yine inşaat edildiğimiz bir şu an devam ediyor. Kendinden yürür. İş makinesi gibi, GCB gibi iş makine şu an mantığında şu an devam yapıyor. ARGM şu an devam ediyor. Büyük ihtimalle o makinemizde daha da bir farklı ürün olacak bakalım. Daha da gelişimizi sadece bir olacak bakalım zamanla inşallah. Evet. Bayilik çalışmalarınız da tabii devam ediyor. Zaten oturmuş bir bayi sisteminiz var. Türkiye'de kaç ilde bayileriniz var? Şu an Türkiye genelinde 150 yakın bizim bayağımız var. Trabzon'dan, Van'a kadar, Hakkari'den, Muş'a kadar, Siirt'e kadar. Tabii artı bunun beraberinde tarım kredi kooperatiflerimize bayilik yaptırıyoruz aynı zamanda. Pancar kooperatiflerin mallarını satıyor beraberinde. Amacımız tabii daha da farklı adet çoğaltmak bayi sayesinde. Köylere kadar inmek için gerçeği. Hem servis amaçlı hem satış amaçlı. Bunu da her geçen gün arttırıyoruz hedefimizi, çoğaltıyoruz. Yani bir istasyon gibi anlamlarına götürüyoruz bakalım. İnşallah zamanla çoğalacak bunlar bir şekilde. Recep Çingöz'de Çiftçinin Gülen Yüzü programı Güneydoğu'da çok izlenilen bir program. Ya Güneydoğulu seyircilerimiz bize inanılmaz derecede destek veriyorlar. Her programda telefonlarını alıyorum. Yüzlerce telefon ediyorlar. Güneydoğulu çiftçilere özel bir mesaj vermek gerekirse sizin ürünlerinize ne şekilde ulaşabilirler? Hangi ürünlerinizi Güneydoğu'nun toprak yapısına uygun olarak değerlendiriyorsunuz? Bizim ürünlerimizi dediğimiz gibi bayilerimizden, sanayide televizyon ekranlarına ve telefon numaralarımızdan, fabrika binamızdan, tarım kredi kooperatifleri, bank kooperatifleri dahil alabilirler. Onun haricinde bizim Güneydoğu bölgesinde satmış olduğumuz ürünlerimizin dediğimiz gibi demiş olduğum sene yeni yaptığımız aklımda duran kırmızı ürünümüz. Bu orada pamuk ekim çok yaygın şu anda. Pamuk artı ayçiçeği, mısır hesabı ürünlerimiz. O ürünümüzü tercih ederlerse daha memnun kalırlar. Çünkü ekim olayında gramı gramına ekmesi sebebiyle zayiat sıfır olduğu için bunu makinemize öneriyoruz. Ve artı şu arkamızdaki ürünümüz de şu anda bir buğday pulbat üzerine eklenen bir makinemiz. Bu da şu an bayağı rağbet gören ürün oldu. İki ürün orada olmazsa olmaz ürünler şimdi gerçeği. Evet. Dolayısıyla Alparslan Tarım'ın ürün yelpazesini incelemeden insanlara karar vermemelerini tavsiye edebiliriz. Aynen. Bir mukabil düşüncemiz aynı. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Ayağa sağlık. Evet sevgili seyirciler, Türk Tarımı'nın sultanı sloganıyla hayatına devam eden Alparslan Tarım ürün yelpazesini genişleterek her yıl ürünlerini yeniliyor. Türkiye'nin her bölgesindeki toprak yapısına göre ürünleri var ama biz buradan Güneydoğu'ya özel bir mesaj gönderiyoruz. Güneydoğu'da özellikle Şanlıurfa'dan, Siirt'ten, Diyarbakır'dan bizi arayan sevgili vatandaşlarımız çok fazla. Hiç problem yaşamayacağınız bir ürün varsa işte o ürünler Alparslan Tarım'da.